Selam millet, EVP'ye hoş geldiniz. Yanımda Burç var. Burç'u tanıyorsunuz ama yine de Burç'tan kendisini bir kısaca tanıtmasını rica edelim. Burç, sen kimsin? Yıldız Teknik'te bir mühendislik okuyorum. 4 sene, 4. sınıf öğrencisiyim. Mezun olmaya çalışıyorum. Ayrıyeten de zaten beni tanıyanlar da tanıyor. Forum Donanım Haber'de X1 konusunda aynı zamanda yöneticisiyim. Hani bu cihazla ilgili bir sıkıntınız olduğu zaman danışacağınız zaten benim yani. Beni gayet sorularınızı sorabilirsiniz. Gönüllü X1 danışmanımız oldun, öyle mi? Şu anlık öyle oldum herhalde. Bu bizim Burç'la tanışıklığımızın ne olduğunu da söyleyeyim. Bu kim kullanmak ister seviyesine başladığımız var. Şu arkadaşla girdik olaya. Burç XZ'yi kullanmak istedi ve bu XZ'yi Burç'a verdik. O günden beri de Burç sağ olsun fırsat buldukça okuldan, derslerden filan geliyor. Birlikte bazı videolar çekiyoruz. Geçen ayın kaçıydı Burç? Geçen ayın 25'i gibi. Bir kara cuma zamanı. Gerçi benim için kara cumartesi oluyor. Çünkü ben kara cumada almadım. Baktım 2 gün boyunca ve telefonun fiyatı yükselmeyecek. Ben daha fazla dayanamadım. Gittim parayı bastırdım aldım. Burç geçen ay 25 Kasım gibi şey aldı. Kendisine bir tane X1 aldı. Evet. Ve o zaman Burç'la şey yaptık. Sözleştik. Dedik ki bir 20-25 gün kullan. Bizim ofise gel. X1 nasıl bir telefonmuş? Kendi para verdiğin telefonla ilgili bizi biraz bilgilendirdik. İşte o gün bugündür arkadaşlar. Bugün ayın 20'si 20 Aralık. Yani işte Burç telefonu alanı neredeyse bir ay oluyor. 25 yaklaşık bir ay oldu. Hani 5 günün hesabı. Burç dedi ki abi masayı bir tane de X1 alabiliyor muyuz? Konuyla ne alakası olduğunu bilmiyorum. Burç'un daha önce kullandığı X1'yi de aldık masaya. Şurada da bir tane küçük konuğumuz var. Ona hiç girmeyelim. Masamızın üstünde bir de Burç'un satın aldığı X1 var. Seninki de bu mavi dediğin. Evet. Sen bunu Yakamoz mavisi. Yakamoz mavisi. Okay. Ya Türkçe eşleştirmedim. Kutusunda öyle yazıyor. Ha, Yakamoz mavisi. Hani baktım böyle her seferinde bunu nasıl dillendireceğiz? Mavi ne mavisidir diye çok sıkıntı yaşıyor bu videolarda. Yaşıyoruz, ben de dedim evet. Yakamoz mavisi yazıyor kutunun üstünde. Yakamoz mavisi değil. Yani. Bize gelen kutuda Türkçe yazmıyordu. O yüzden biz onu bilemedik, edemedik. Şimdi Burç hani bize... Hani ayışığı mavisi dendi, ayışığı grisi dendi. Bayağı bir sürü şeylerden. Burç bize bir aylık X1 deneyimiyle ilgili bilgiler verecek. Bir de her zaman olduğu gibi arkadaşlar Burç'un cebinde sürpriz bir iki tane daha konu var. Sanırım o konularda senin bu forumda yaptığın bilgilendirmelerle falan... Ya zaten forumdaki o sayfamı sıkı takip edenler aslında nelere söyleyeceklerimi çok iyi biliyorlar yani. Tamam. Ben sadece burada bu kısa özet geçeceğim. Ben ne olduğunu bilmiyorum. İlk önce onlarla mı başlayayım, ilk önce cihazla mı başlayayım? Yok, önce ben cihazın neden aldığımı ve nelerin dikkatini çektiğini de başlayayım. Ne kullanıyordun onu söyle bize. Bundan önce ben Z2 kullanıyordum. Z2 kullanıyordun. 3,5 senelik bir emektarımdır kendisi. Tamam. Hatta benim Sony'ye kendini aşık ettiren telefondur kendisi. Süper, çok güzel. 3,5 yıl kullandım evet Z2'yi ve sonra değiştirmek için X1'i seçtim. Niye X1'i seçtin? Sadece fiyat yüzünden mi X1'i seçtin? Abi şöyle özetleyeyim. Z2'de bazı şikayetçi olduğum noktalar vardı. Neydi tamam. Bunlar? Isınmasından açıkçası şikayetçiydim. Çünkü ben birazcık da kamera ağırlıklı kullanmayı seven birisiyim. Hı-hı. Ve yaz aylarında bana kamera sıkıntı çıkartmaya başladı ufak ufak. O yüzden o ısınmaya da daha fazla katlamadım. Ne zaman da bir de cep telefonuyla konuşmaya da başlasam artık bilmiyorum, eskidiğindendir. Telefon sürekli ısınmaya başlıyor ve bu ısınma benim kulağımı da rahatsız ettiği için hani ben artık kendime cihazları ararken belli başlı kriterler belirledim. Bunlardan bir tanesi hani artık rengi siyah olmayacak, arkası cam olmayacak ve ısınmayacak. Hani ısınma derken her cihaz zaten ısınıyor, ona diyecek bir şeyim yok ama hani rahatsız edecek derecede ısınmayacak. Okay. Bunları arıyordum. Ondan sonra bu zamana kadar zaten pek çok tercihim vardı kafamda. Henüz bir şey belirlememiştim. X1'i gördüm. Zaten 5,5 inç ve üzeri telefonları ben kullanamıyorum. O yüzden o Samsung'un yeni çıkardığı Infinity Display ekranları pek fazla dikkatimi çekmedi. Tamam. Hani parmağım bu kadar olduğu için parmağım yetişmiyor yukarı. Ben o yüzden ekranı küçük modellere yöneldim daha çok. Kompaktlar da bana küçük geliyordu. X1'ye bakıyordum bir aralar. Fakat baktım X1'nin pek adam olacağı yok. Sonraki güncellemelerle de pek fazla içimi açmadı açıkçası. Çünkü bayağı bir insan güncelleme muhabbetinden şikayetçiydi. Kusura bakma, hatırlamıyorum. Sen X1 kullandıktan sonra çektiğimiz videoda X1'i genel anlamda beğenmiş miydin? Yoksa genel anlamda beğenmemiş miydin? Neydi görüşün? Ya aslında donanım olarak bir sıkıntısı olmadığını, yazılımsal olarak bir sıkıntısı olduğunu ve Sony'nin bunları halletmesi gerektiğini söylüyordum. Söylemiştim. Bir de tasarımından şikayetçiydim. Okay. Hani yakıştıramadığım bir telefondu Sony açısından. Peki X1 donanım olarak daha mı doyurucu bir donanıma sahip sence X1 ile kıyaslarsan? Değineyim mi şimdi yoksa sonra mı? Yok, sen nasıl devam etmek istiyorsan öyle devam edelim. Çünkü X1 için genel yorumumda şey diyeceğim. X1 bence 2016'da X1'in yerine çıkması gereken bir telefondu.
geçen yıl XZ yerine... Yani aslında XZ1 çıksaydı daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim, bu ilginç. Bunu nasıl şey yapıyorsun? Yani mesela şimdi geçen yıl bu işlemci yoktu. Geçen yılın işlemcisiyle mi çıkmalıydı? Evet, geçen yılın işlemcisiyle çıkmalıydı. Anlamak için soruyorum, yanlış anlama beni. Bu tasarım yerine, yani şu XZ tasarımı, sanırım evet. Kamera görüyor. XZ tasarımı yerine bunun bunu çıkmasına... Bunu da ayağa dikebilirsek dikebileceğiz de bu yerinde durmuyor. Biraz daha yuvarlak hatlara sahip. Telefon bize ait olduğu zaman düşmesine çok dert etmiyorum da şimdi Burç'un para verip aldığı telefon olduğu için düşünmek istemiyorum. Ya ben böyle telefon gibi tutayım abi işte. Bu tasarım yerine bu tasarımın mı çıkmasını düşünüyorsun? Evet. Şey, isterdin öyle mi soruyorsun? Aynen öyle abi. Peki içerik olarak, yani bir komponentler olarak eğer bunun yerine bu çıksaydı abi ne olacaktı? Abi ben direkt sonucu söyleyeyim o zaman. Çünkü onu aradan çıkaralım, ondan sonra okay. Cihaz üzerine daha çok konuşuruz. Tamam. Şimdi. Ben çok yanlış yerden mi girdim muhabbeti? Ya yok, aslında yanlış yerden değil. Şu an burada konuşuyoruz yani. Fark etmiyor nereden girdiğimizin. Şimdi hani cihazların böyle kağıt üzerindeki özellikleriyle ne kadar ilgileniyorsunuz bilmiyorum birazcık. Çünkü ben bu konularda meraklı bir insanım. Araştırırım yani alacağım cihazın ne özelliklere sahip olduğunu. Ve bunu genellikle diğer eşdeğer markalarıyla kıyaslayarak yaparım bunu. Çok güzel bir şey ve bu. Ve gördüğüm özellikler açısından Sony'nin gerek... Hani RAM konusunda, gerekse içerisinde bulunduğu dahili hafıza konusunda, çünkü bunda eMMC 5.1 hafızası var. Okuma ve yazma hızları diğer rakiplerine göre düşük. Ve ben önceki senelerden zaten bunun artık... Bunda derken XZ'yi kastediyorsun. Evet, XZ'yi kastetmiyorsun. Yok, XZ'yi kastetmiyorum. Okey, tamam. Şimdi videonun bu kadarını alan evet. Adam seni tanımazsa evet. Eğer... Daha önceki videolarını falan incelemediyse, izlemediyse karıştırıyor. Ben böyle arada gireyim ki konuyu netleştireyim. Arkadaşlar bu videoyu izlerken Burç'un bir mühendis olduğunu, ben bana söylediğim zaman kızıyor ama gerçek anlamda bir mühendis kafasıyla düşündüğünü ve bence kafasıyla düşünmüyorum. Ve bence gerçekten verdiği paranın karşılığını almak konusunda çok takdir ettiğim, çok hassas bir adam olduğunu asla unutmayın. Şimdi ben bu parantezi burada kapatayım. Burç'un söylediği şey, şimdi hani ben onu dedim ya biraz önce. Bu kasa yerine XZ1'in kasası olursa ne olacak? Şimdi onu anlatıyor aslında Burç, değil mi? Yani hani sen diyorsun ki XZ'nin depolamasındaki hız düşüktü geçen yıl. Ve ben bunun artık handikaplara ulaştığını çok rahat görüyorum. Çünkü hani gerek video işleme konusunda gerek fotoğraf işleme konusunda zaten çok şikayette ediliyordu. Hani ben bununla fotoğraf çekiyorum fakat ben her seferinde o daireyi görüyorum diye. Yani çok fazla dillendirildi olmuştu zamanında. Ve ben bunun hani ısınmaya da direkt doğrudan etki ettiğini düşünen birisiydim. Ve Sony'nin hani bunu adam etmedikçe de pek fazla yol alamayacağını düşünüyordum. XZ1'de, daha doğrusu XZ Premium'la başlayan macerada ben bunda bir iyileşme gördüm. Çünkü UFS standartlarına geçtiler. Hı hı. Ve bunu en güncel şeklinde yaptılar. Hani direkt bir devasa bir ayrım oldu orada. Ayrım dedi XZ ile XZ Premium arasında. Ve hani ben bu cihazı kullanamıyorum çünkü arasında. Hani açılış hızında bile ciddi farklar vardı. Ben bunu 45 saniyede açıyorum, bu 10 saniyede direkt açılıyor önümde şart diye hazır. Şimdi bak, bu yemine XZ1 kelimelerini kullanırsak ben de dikkat etmeye çalışayım. Abi zaten isimlerini o kadar karışık vermişler ki karıştırmak mümkün değil yani. İzleyenlerin de kafası şey olmasın, kıvışmasın yani sen diyorsun hani ki... Hani bu videoyu izlerken birazcık beyniniz yanacak, buna göre hazırlıklı olun. XZ'dense XZ1 bir 30 saniye falan daha hızlı açılıyor. İkisini abi istiyorsan kod kullanalım. Orman mavisi, yakamoz mavisi diyelim. Oğlum onun yerine işte isimlerini kullanalım. Niye kod kullanıyoruz? Tamam devam et sen. Abi onunla... XZ1'e o yüzden ilk mağazaya çıktığında hani nasıl bir performans vereceğini merak ediyordum. Hatta ilk başlarda pilinden dolayı da söylemedim. Hani bu kasaya 2700 mAh pil mi konuştuk? Konuşmuştuk galiba evet. Bunu değil mi? Şey, yazışmıştık daha doğrusu. Ya, WhatsApp'tan uzun... bir yerden yazışmıştık diye hatırlıyorum. Ben pek yazışmadık diye hatırlıyorum da öyle yorumlarda mi? Daha çok. Yorumlarda bir şey oldu. Ha okey tamam. Hani ben bu kasaya 2700 mAh pil mi konur diye söyleniyordum. Çünkü aynı ebatlara sahip ve içerisine daha büyük kapasiteli piller konduğunu bildiğim modeller vardı. Atıyorum direkt Sony'nin kendi içerisinde Z3 de aynı ebatlara sahip ve içinde 3100 mAh batarya vardı. Hani bu yüzden şikayetçiydim. Hani elime de ürün gelmediği için bununla sorunlar yol açacağını bilmiyordum. O yüzden mağazaya gelmesini bekliyordum aslında, hani bir geleyim de bir ön izlenim mi olsun. Hani şey diyordum mühendislik olarak, hani pilini küçültmüşlerdir, belki ısınması giderilmiştir diye düşündüm. Mağazaya gittim, ilk izlenim olarak elime aldım telefonu. Telefon zaten önceki modele göre şık, gayet ince bir yapıya sahip. Ve komple metal olması benim ayrıca aradığım bir özellikle, gerek sağlamlık gerek de tutuş hissiyatı açısından. Çünkü ben o metalin soğukluğunu seven bir adamım.
Ve bana dayanıklılık hissiyatı veriyor. Hani kolay çizilmeyecekmiş gibi geliyor. Kolay bükülmeyecekmiş gibi geliyor. Ve ayrıyeten ilk mağazaya gittiğim zaman zaten artık orada bana Teknosa çalışanları da bakıyordu böyle tip tip. Hani alacaksa da alsın, almayacaksa gitsin diye. Çünkü ben artık şeyi merak ettiğim için... Çok mu işgal ettin mağazanın önünü? Abi biraz kapattım o standını orayı. Çünkü birkaç tane kafamdaki yapmak istediklerimi doğrulamam gerekiyordu. Önce işte sıralı uygulama açtım. RAM sorununu kontrol ettim. Test cihazıyla ciddi evet. Yani test dediğim ya izlenim oldu. İnceleme çünkü... için açılan evet. Cihazda ciddi senin yeterli ihtiyaçlarını karşılıyor mu diye test yaptın orada öyle şikayetçi mi? Şikayetçi olduğum noktaları gözlemlemeye süper, çalıştım. Süper çok güzel. Neler yaptın o anlatsana. Ya önce bir genel bir RAM testi yaptım. Rastgele uygulamalar açtım. İçerisinde zaten yüklü olan birkaç tane uygulama vardı. Hı hı. Hani Chrome'dan başladığım sırayla kendi rehberinden kamerasına kadar. Sırayla gittim. Hızını sonra görmek için. Geri yüklemesinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet RAM'den çok güzelce yaşardı. Ben aynısını XE'de yaptığım zaman sürekli bir yere başlatma durumu oluyordu. Hatta kullandığım bazen atıyorum bir başka uygulamadan diğerine link kopyalayacağım. Kopyalamıyordum yeniden başlatıyordu çünkü. Hı hı. Ve bana sıkıntı çıkarıyordu. Hani optimizasyonu çok sıkıntılıydı. Hani ben burada 3 GB RAM'e kesinlikle kılıf uydurmuyorum. Bence burada Sony'nin çözmesi gereken bir optimizasyon sıkıntısı var. Burada dediğin XE'de. Evet XE'de. Hı hı. Hani o yüzden... Hani ben bu sorunların çözülmesini bekliyordum aslında XE'de. Hani o zamandan şey diyordum hani yenisi çıksın, önceki ucursun. Belki hani yeni güncellemelerle o sıkıntıları çözerler. Hani ben de belki XE alabilirim ama baktım XE1 böyle özelliklerle geldi. Baktım hız olarak da tatmin ediyor. Toplam sence kaç saat orada? Teknosa'yı dedin değil mi? Evet. Ya ben orada yaklaşık 45 dakikamı ayırdım. Çünkü 20 dakikada stand üzerinde şarja bağlıyken cihazı 4K çekim yaptı. Zaten beni en çok etkileyen olay oydu. 20 dakika çekim sonundaki büyük bir tane ısınmasını anlamak evet. için yaptın değil mi? Bunu öyle ya telefonu en fazla zorlayabileceğim işlem oydu. Çünkü tamam. Bunlar gayet güçlü cihazlar. Hani orada oyun kuramayacağım için. Hani en fazla zorlayabileceğim özelliği 4K'ydı. 40 dakika sonunda cihaz senin kafanda XZ'nin... Pardon yani toplam orada geçirdiğin 40 dakika boyunca. Ha. Cihaz senin kafanda XZ'nin dezavantajı olan özelliklerinin tamamını... Alınabilir forma çevirdi mi? Yani seni ikna etti mi cihaz? Evet abi diye? Aynen öyle. Süper. Şunu öğrenmeye çalışıyorum. Yani senin oradaki deneyimin, 40 dakikalık deneyimin sonunda cihazı beğenip de mi aldın? Yoksa XZ'den daha iyi, gelecekte ya güncellemelerle aslında, daha da iyi olur diyerek mi aldın? Onu anlamaya çalışıyorum. Ya aslında şöyle diyeyim, ben o gün almadım. Ha almadın o gün. O gün de ben daha sonrasında aldım. Çünkü o zaman cihazın fiyatı... 2999 liraydı. Okay, o zaman bile tamam, direkt rakiplerine göre uygun bir fiyata girmişti cihaz. Fakat benim istediğim fiyat aralığı 2500 ile 2200 arasıydı. Zaten sizinle daha önce de konuşmuştuk bunu. Hani bana pahalı geliyordu açıkçası. Nasıl ayrıldın o gün Teknosa'dan? Yani bu cihazı alabilirim diye mi ayrıldın yoksa fiyatı biraz daha düşerse emin alabilirim diye fiyatı biraz daha düşerse alabilirim okay. diyordum kendime. Zaten fiyatının düşmesi de çok uzun sürmedi galiba. Bir 10 gün içinde filan. Ya bir ay bile olmadı. Ha olmadı. Hemen Sony muazzam bir fiyat. 2599 lira diye bir fiyat şey yaptı, duyurdu. Duyar duymaz fiyatı gidip aldın mı? Yoksa ikinci gittiğinde yine bir şey ya yaptın ben, mı? Ya ben o zaman şey diyordum. Hani 2500'e gittiğinde alan alsın kimse kaçırmasın diyordum o zamanlar. Okey tamam. Hani şimdi çünkü onu memnun olduğum bir cihazdı. Öyle mi? Oralarda geleceğiz abi. Ha okey tamam. Çünkü o cihazı aldıktan sonra tamam. fikre kapıldım. Onlara da söyleyeceğim. Cihazı aldın sonra 2000 işte fiyat yuvarlaması aşağı doğru gelince ucuz deyince cihaz gittiğini aldın. Evet 2550 gibi bir fiyata geldi. Fakat ben ikinci günü bu karara verdim. Çünkü dibimde bu kadar ucuz bir cihaz vardı. Ben de hani birazcık bunu... Para puanlı fırsatlarla falan daha ucuza getirtebileceğimi düşündüm. Ben de artık daha fazla dayanamadım. Hani cihaz belki fiyatı daha fazla pahalanır ama ben bu saatten sonra pek pahalanacağını düşünmüyorum. Sorması ayıp tabii. Sen işte para puan vesaire gibi hikayelerle 2599 liradan cihazı kaça aldın? Kaça mal etmiş oldun kendini? Ya 2-2-300 aldım ben. Güzel fiyatı. Yani Sony'nin düşürdüğü fiyatı... Hani aslında aynı fiyata geldi bir de ekstradan kasko yaptırdım o farka da. Ha o sen ama gerekli miydi bilmiyorum açıkçası. 300 lira daha ucuza aldın evet. cihazı. 2500 liralık bir cihazı 300'de %12 filan gibi bir indirim evet. daha yapıyor. Bence güzel bir rakam almışsın. Genel anlamda hani çok bakarsan. Gayet avantajlı bir ürün aldım ve 2017'de çıkmış bir ürünü aldım. Aynen öyle. Sonra ürünü başladın kullanmaya. Evet ürünü başladın kullanmaya. Tamam. Genel anlamda mesela memnuniyetsizlik, daha şöyle söyleyeyim sana. Hani o daha önce yaptığın 40 dakikalık evet. ön inceleme vardı ya kendi evet. içinde. Cihazı kullanırken o ön inceleme anlamında yanıldığını hissettiğin herhangi bir an oldu mu?
Yoksa X-Z1 senin ön incelemede gördüğün kadar başarılı bir cihaz çıktı mı? Şimdi adım adım gidelim abi o zaman. Tamam. İlk gün aldım. Beni de zorluyor, görüyorsunuz değil mi? Beni de sorduğum soruya cevap vermiyor adam. Şimdi, tamam gidelim, adım adım gidelim. İlk iki gün boyunca ben bu cihazı sim kartımı takmadan kullandım. Çünkü yapmam gereken kafamda birkaç tane böyle benchmark testleri, oyun testleri falan vardı. Okey, tamam. Ve bir de, düşünüyorum ben de. Ve bir de şeyi bekliyordum aslında. Bu cihazda çünkü ona da değineceğim. Şu bir tane korumacamı taktırdım. Bilmiyorum kamerada ne kadar belli oluyor ama. Ben gördüm onu elime aldığım zaman. Korumacamı taktırmayı bekledim. Çünkü çizilmesini falan istemiyordum ilk gün aldığım bir cihazın öyle kolay kolay. Hani o süre zarfında ben Z2 ile 2 gün kadar devam ettim. O benim ana telefonum oldu. Bunu da eve geldiğim zaman kurcaladığım bir telefon oldu. Biraz da zaten okul işlerinden dolayı yoğundum. Aslında pek fazla vakit harcayamadım yani X-Z1'i kurmak, kullanmak için. 2 gün bunu böyle kullandım. O 2 gün boyunca beni gayet tatmin etti pek çok özelliğiyle beraber. Ha bazı ufak sıkıntıları oldu. Onlar da zaten değineceğiz adım adım. Çünkü sonra artık... Top sende. Sınıf değerlendirmeyi düşünüyorum bunu. Tamam. İkinci günün sonunda ben sim kartı taktım. Ve... Artık ilk telefon olarak, evet. Yani tek telefon olarak ilk sebebe geçiyorsun. Çünkü o arada da siparişi vermiştim. O... koruyucu cam için siparişini vermiştim. 2 gün sonra da o geldi. Orada da bari bir kazıklanma muhabbeti yaşadım. Aman benim aldığımı almayın sakın. Zaten size öneririm yani bana ekstradan sorarsanız. Süper bence. XZ1'i olan ve cam almayı planlayan, yani cam korumacı almayı planlayan her arkadaşımız lütfen Burç'a ulaşıp ne almasını önerdiği konusunda sorsun. Eğer şey değilse, ne derler, hani çok özel bir nedeni yoksa sen hangi markanın koruma camını aldığını ve insanlara hangisini almalarını önerdiğini bence söyle. Bizim açımızdan bunun hiçbir sakıncası yok. Ya ben Dafoni'nin koruma camını aldım. Dafoni'nin, evet. Tamam. Mobi Cadde diye bir sitede satıyorlardı. Okey. İsmini şu an yanlış hatırlıyordu olabilirim. Düzelttim. İnşallah zaten. Yanlış hatırlamıyorsun. Yani orada aldım. Sen yanlış hatırlıyorsun da yanlış hatırladığın haliyle başka bir site vardı. Adamlara yazık olmasın diye söylüyorum. Mobi Cadde diye bir yerden aldım. Orada da birazcık doluyum, istiyorsanız hemen şikayet edeyim oradan. Bence ben girme, yazdım, çünkü konumuz şey değil, evet, o cam camı, değil. Koruma camı ne alsın ev insana, Dauphine'i evine, neyi önerirsin? Ya aslında koruma camı birazcık muallakta, hani getirtebiliyorlarsa bazı ekranı saran Nilkin'in camları var. Hı hı. Ha 2.5D camı tam kaplamıyor fakat büyük bir kısmını koruyor özellikle. Tamam. O yüzden onu kullanmalarını tavsiye ederim. Hani kenarlardan da pek fazla bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ama Dauphine almasınlar, öyle Dauphine mi? Dauphine almasınlar. Okey, tamam. Dauphine, Dauphine. Ya değil. Aslında Dauphine'de sıkıntı yok da o sitedeki açıklamada sıkıntı var, olay o. Ha, satan biraz ürünü evet, satan şey birazcık yapmış, uyanıklık yapmaya çalışmış ve algı vermeye çalışmış. Okey, anladım. Hani yoksa üründe bir sıkıntı yok da hani tam kaplamasını istiyorlarsa Nilkin kullansınlar. Okey, tamam. Sonra başladın şeyi kullanmaya, evet, başladım kullanmaya. Başladıktan sonra fark ettiğim olay benim... Hani fabrika şarjıyla beraber yaklaşık 6,5-7 saat aktif kullandığım telefon birden bir gün bile çıkarmamaya başladı. Kutu, fabrika şarjı dediği için kutudan çıktı herhalde. Evet, 360 bir şarjda çıkıyor zaten. Ben o şarjda bayağı oyun falan oynadım. Hatta ben GTA San Andreas yükledim, onu oynadım. Boş vakitlerde oynamayı seviyorum çünkü yolda falan. Hani ben %10 şarjda bile o telefonla 1 saat GTA San Andreas oynamış adamım. Fakat sim kartı taktıktan sonra hani cihazda hiçbir şey yapmama rağmen ben bunun hesaplamasını da yaptım. Saat başı %2 bir azalma görüyorum. Şey mi sence aradaki tek değişken sim kart değişkeni mi? Ben başka bir değişken bulamadım açıkçası. Tamam. Ve diyorsun ki XZ1'e sim kartı taktıktan sonra yani hani default telefonu... Hani artık o arka planda cihaz ne yapıyor bilmiyorum. Hani sürekli ağ mı arıyor, başka bir şey mi yapıyor fakat cihaz durduğu yerde şarj yiyor. Tamam. Ne oldu? Bir günü götüremez hale mi geldi cihaz? Ya cihaz, yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Bir günü götürüyor ama ucu ucuna götürüyor. Hani Berkin abinin söylediği gibi 22 saatlik bir kullanım ömrü sürüyor. Hani ben yoğun kullansam da bir gün çıkarıyor. Yoğun kullanmasam da bir gün gidiyor. Ertesi günü görmüyor. Öyle saçma bir durum vardı. Ha anladım. Senin şikayetin sim kartı taktıktan sonra %100 şarjla ertesi güne gidemiyor. Hiçbir şey bırakamam. Okey, tamam. Hani bir döngüyü tamamlamış oluyorum. Anladım. Ve muhtemelen şöyle düşünüyorsun değil mi? Bugün hangi telefonu alırsam alayım zaten. İşte sabah evet. Evden çıkıp akşam gelinceye kadar beni idare ediyor. Evet. O zaman XZ1'in şeyi nerede? Bonusu nerede? Evet, bonusu nerede? Doğru anlıyorum değil mi? Evet, zaten pilinden de şikayetçiydim. Aslında şöyle bir durum oldu. Hani ben bunu sim kartsız kullandığım zamanlarda hani PC Mark'ta yaptım ayrıca. Ve hani orada gayet etkileyici sonuçlar aldım. Benim bir takım orada kriterlerim var. Ben elime geçen çoğu telefonda hani boştaysa
PC Mark'ın pil testini uyguluyorum. Kriterlerin de genelde düşük parlaklıkta şey oluyor. Ses sonuna kadar açık, Wi-Fi'ye bağlı şekilde oluyor. Bu cihaz 10 saat 12 saatleri görüyor. Normal kullanımda da hani... Ben de XZ1'in pil testini yaptım, daha yayınlamadık kanalda. Aşağı indikten sonra istiyorsan o PC Mark sonuçları... Ben şey yapıyorum, full parlaklıkta, full ses açıklarında SIM kart takılı ve ağa bağlıyken falan yapıyorum. Ama istiyorsan şey yapalım, aklında olsun, kıyaslayalım benim aldığım değerlerle seninkileri. Onu irdeleriz o zaman abi videodan sonra. Ha, SIM kartı taktıktan sonra dediğim gibi saat başı %2 bir azalma vardı. Hani ben bir gece bilinçli olarak telefonu öyle bıraktım. Hani şarjı takıp çıkarttım. Hani bakalım yüzde kaç azalacak sabaha kadar. Baktım abi %5, %6 azalıyor durduğu yerde. %5 desek 2700 miliamperdi. 135 miliamper, hani bu ben, %6, 150 miliamper. Herhalde 4-5 saatlik bir periyodu söz ediyorum. Ha, burada. Bütün gece de değil. Bütün gece değil. 4-5 saatlik bir periyodu söz ediyorum burada. Okey, tamam. Hani bu durum böyle olmasına açıkçası şikayetçi oldum. Hani gittim Sony yetkililerine falan da sordum bu durumu. Hani dedim piliniz çok cömert. Ben SIM kartı taktığımdan beri arka planda götürüyor bu kendi kendine. Dedim hani bunu düzeltecek misiniz? Buna bir güncelleme gelecek mi dedim. Call center'a yazdın. Doğru. Evet, call center'a yazdım. Müşteri hizmetlerine zaten kendisiyle bayağı da bir münakaşam vardır aralarında. Hani o yüzden beni biliyorlar yani artık. En azından bildiklerini düşünüyorum kullanıcı olarak. Yani adamların verdiği cevap bana çok alakasız bir cevaptı işte. Dediler güvenli modda başlatın. Hani belki yüklediğiniz uygulamada bir sıkıntı vardır. Orada da halli olmazsa cihazı servise getirin. Hani ulan ben 10 günlük falan olmamış anca cihaz onu yazdığımda. Adam bana diyor ki cihazı servise gönder. Ben pilinin de sıkıntı olmadığını biliyorum. Çünkü sence, kullandım da en SIM kartsız 2 gün. Hiçbir şey olmuyordu. Sence sana nasıl bir cevap verselerdi tatmin olurdun? Hani bana deseler ki hani güncellememiz şu tarihlerde gelecektir, o vakte kadar şunu şunu yapmanızı öneririz gibisinden bir cevap vermelerini beklerdim. Okey, tamam. Hani böyle bir şey olmadı. Hani bana dediler ki bizde bir sıkıntı yok, sizin kurduğunuz uygulamalarda bir sıkıntı vardır ya da kullandığınız cihazda sıkıntı vardır dediler. Şimdi geldiğimiz noktayı özetleyecek olursam sen cihazı beğeni ve kaldın. İki gün sorunsuz kullandın o şey zamanı diyelim hani geçiş süresi. Evet. Sonra SIM kartı taktın, pilinden mutsuz oldun. Bir de Sony'den daha doğrusu Sony müşteri hizmetlerinden makul mantıklı, sence makul mantıklı bir cevap almayı beklerken anladığım kadarıyla o standart hani bir copy paste bir metin var. Ya okumamıştır bile benim yazdığım metin. Senle paylaştılar, daha da sinirlendin. Evet, daha da sinirlendim. Yani okay, zaten benim önceden bir kaygılarım vardı. Hani ben XZ1'i aslında bunları bilerek aldım. Hani biraz göze alarak aldım. Hani belki bir şeyler adam akıllı yoluna girer diye. Fakat Sony cidden bu konuda gerçekten ürünlerine karşı arkasına duramak gibi büyük bir sıkıntısı var. Tamam. Ve bunu bir kullanıcı olarak zaten her seferinde dillendirmeye çalışıyorum şimdi bulunduğum yerlerde. Benim tanıdığım Burç bu aldığı cevapla kıçının üstüne oturup cihazı kullanmaya devam edecek bir adam değil. Tabii ki değilim abi. Tamam. Ben de az buçuk zaten bu Sony sistemlerine aşina olduğum için ben de ne aradım? En mantıklı çözüm buldum kafamda. Gittim başka bölgenin ROM'unu üzerine flashladım. Okey. Hani tamam. Garanti kapsamına çıkmayacağını bildiğim için, çünkü çok kullandığım bir yöntemdi. Ben ZK'ye de yaptım aynısını. Hiçbir sıkıntı olmadı yani. Öyle garantiye de verdim yani. Ne, hangi ülkeyi yükledin? Alman ROM'unu yükledim. Çünkü Vodafone hattı kullanıyordum. Hani Vodafone'la uyumlu çalışabileceğini nispeten tahmin ettiğim bir ROM olduğunu düşünüyordum. O yüzden onu kurdum. Ha, sorun çözüldü mü? Abi ben yaklaşık 1,5 gün boyunca kullandım cihazı. Okey. O zaman şimdi eğer bu videoyu Sony Türkiye'den ya da Sony Global'den ya da işte Sony ile alakası olan bir arkadaş izliyorsa şu mesajı çıkarması lazım değil mi? Türkçe ROM'la Alman ROM arasında galiba bir şey var. Güç tüketim farkı var. Pil optimizasyonu anlamında bir şey var. Şimdi biz ROM'larda neyi bekleriz teorik olarak, son kullanıcı olarak? ROM'un aslında sadece dilinin değişmiş olmasını ve alttaki tüm... Yani belki belli takım hizmetler başka ülkelerde şey bazlı, bazı farklılıklar var. GSM operatörünün verdiği bazı hizmetlere falan açık olmasını bekleriz. Ama şimdi senin söylediğin... Alman ROM'una geçince özellikler de kapanmadığını söyleyeyim. Ama ben ona göz alıyorum. Zaten 3G'de kullanıyorum normal hayatımda. Daha Türkiye'de 4G'nin stabil çalışmadığını düşündüğümden ötürü. Okey, bu da başka bir şey ne derler ki. Ama sen Alman ROM'unu yükledin ve bu pille ilgili dert ettiğin sorun... Evet, çözdüm. Geçti, çözdüm. Süper. Tamam. Hani ondan sonra kullanım açısından pek fazla bir sorun yaşamadım. Tamam, çok güzel. Hani bu saatten sonra sadece tatmin ettim, memnun oldum ve olmadığım noktalara kaldı. Şey yapalım mı videonun burasından sonra topu biraz ben alsam, ben sana böyle bir iki soru sorsam öyle ilerlesek olur mu? Abi zaten soru cevap olarak ilerleyelim. Tamam. Kategori olarak ilerleyelim. Hani sen genel anlamda XZ1'in
verdiğin paradan yani 2300 liradan ya da X1'in satış fiyatı olan 2600 liradan memnun musun? Abi ürün bazında ben genel olarak tatminim. Okey. Ürün bazında tatminim dediğin zaman ben bundan şunu anlıyorum işte kamerasından da atıyorum elde tutuşundan da. Evet genel olarak tatminim. Her şeyinden tatminsin. Hani istediğini sorabilirsin. O zaman burada, sen sor ben açıklayayım. O zaman videoyu burada bitiriyoruz galiba. Çünkü şey diyoruz hani bu kadar şeyden sonra Burç X1'den memnunmuş deyip kapatıyor muyuz videoyu? Sadece şunu diyeceğim abi. Birkaç tane. Hani bunlar da pek fazla kullanım deneyimimi hani negatif yönde etkileyecek özellikler değil. Sadece hani Sony reklamını yaptığı hani en güncel yazılımı biz veriyoruz diye çok da bunu kullandılar zaten. Öyle mi kullanıyorlar? Ben görmedim. Ya ben çok gördüm sayfalarda tamam. Da o yüzden en güncel yazılımı veren Sony diye. Hani ben bu telefonun oraya öyle değil de Nougat ile girmesini isterdim açıkçası. Çünkü bir takım buglar gözlemledim yani. Hani onların haricinde genel anlamda hiçbir sıkıntı yaşamadım kullanımda. Sadece kamerasıyla yönelik şöyle bir şey söyleyeyim. Hani X'de gördüm bazı alışkanlıkları gördüm aynı şekilde devam ettiğini. Hani manuel ayarları tam versene. X'de görüp değişmesini beklediğin evet. Bazı alışkanlıkların değişmediğini gördüm. Evet değişmediğini gördüm. Tamam. Hani o da nedir? Arka plandaki işte fotoğrafı işlerken kullandığı algoritmaları bir de gece çekimi. Onun haricinde birkaç tane de manuel ayarları verir. Hani ben pozlama süresinin artık bir saniyeden daha yüksek sürelerde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yetmiyor yani artık gece çekimlerinde. Onun haricinde hiçbir sıkıntım olmadı. Yani şimdi bu söylediklerinden şunu anlıyorum. Evet. İlk önce bir onu cebe koyayım ya doğru tabii anlıyor ki. Muyum diye. Sen Sony'nin marka olarak ürünlerini, daha doğrusu ürünleri değil, ürünlerini satın alan senin gibi evet. insanlara sonraki desteği konusunda Türkiye'de çok başarılı olmadığını aynen düşünsen öyle. De cihazla ilgili kötü bir şey düşünmüyorsun. Doğru mu anlıyorum? Abi cihazda sıkıntı yok zaten. Ha okey tamam. Yani hani bu bizim bu zamana kadar konuştuklarımız aslında evet. Senin çünkü sen şöyle düşünüyorsun hani, değil mi? Zaten sen ürün bazına şikayet olmanın 2600 lira parayı verdiğim evet. zaman diyorsun aslında şey de satın alıyorum ben. Sonradan alacağım hizmetleri de satın alıyorum. O evet. yüzden gidiyorum Sony Türkiye garantili alıyorum bu evet. ürünü. Paralel aynen o yüzden almıyor. Doğru anlıyorum evet, değil mi? Evet abi aynen öyle. Burç'un söylediklerini ben tercüme ediyorum arkadaşlar sizin için şu anda. Çünkü adam böyle anlatmıyordu. Yani senin anlattığından ben çünkü şöyle anlıyorum. Daha doğrusu ben değil. Videoyu izleyen arkadaşlar şöyle anlama ihtimalleri var bazılarının. Ya herif gitmiş X1 almış. Ha, tatmin olmamış. Ama mutlu da değil. Ama mutlu olmadığını da bir türlü söyleyemiyor da. Lafı dolandırıyor. Hayır arkadaşlar Burç lafı falan dolandırıyor. Burç diyor ki. Benim anladığım kadarıyla ve doğru anlamışım ne mutlu. Ben diyor bu hizmeti alamayacaksam o zaman gider paralel değil mi onu söylemiyor. Paralel de alırdım. Hani ben gidip de neden 2600 lira daha ucuza da, alırdım. Çünkü ben 2600 lira verdiğim zaman teknik destek, danışmanlık, işte güncellemelerin zamanında evet. gelmesi, sorunum olduğu zaman bu sorunun ivedilikle çözülmesi gibi hizmetleri de bu 2600 liranın için hani, satın alıyorum aslında diyorsun. Aynen öyle çünkü bu cihazı tamam, hani insanlar önereceksek hani sadece cihaz bazında değil bütün aynen hizmetinden öyle. Tutun hani markanın ilgisine kadar teknik servisine kadar bütün şeylerini irdeleyip karar vermemiz lazım. Ve senin hani, şikayetin aldığın Sony Türkiye'den evet. almayı umduğun daha doğrusu aldığın evet. dersek doğru olmaz. Almayı umduğun İlgiyi görememem. Desteği görememem. Aynen destek. Okay. Desteği alamadığından, alamamaktan evet. şikayetçisin. Aynen öyle abi. Ayrıca sanırım seni doğru bilgilendirmemelerinden de yani hani böyle bir sorunum var bunu ne zaman çözeceksiniz filan dediğin anda sana ya doğru bilgilendirmeme demeyeyim de bilgilendirmeme diyeyim. Ha, biz onu önümüzdeki ay çözeceğiz, 3 ay sonra çözeceğiz, 5 ay sonra çözeceğiz ya da çözemeyeceğiz demek yerine başka evet, bir işte şey sorunlu olmalarından da şikayetçisin. Okey tamam. Ama bunun dışında bu kullandığın X1 ile ilgili herhangi bir derdin şu söylediklerinden başka yok. Yok. Peki ben sana hep hani bu sizin görüşünüz videolarında konuk ettiğimiz arkadaşlara sorduğum bir iki soruyu sorayım mı? Tabii ki abi. Kamerasıyla ben şeyi biliyorum sen fotoğraf çekmeyi falan seven bir adamsın zaten. Abi Instagram'ına zaten istiyorsan takip edebilirsin. Bu arada bayağı bir örnekler koydum. Slow motion'da. Şey yapsana, adresini söylesene. Buraya yazalım onu. Arkadaşlar da şey. BRC Han diye yazarlarsa direkt bulabilirler. BRC alt çizgi Kehan. Paylaşımlarına bakacak olurlarsa tahmin ediyorum ki çoğunluğu bununla evet. çekilmiştir. Hepsini X1 ile çekildi. Hepsini X1 ile çekildi. Süper. Bizimle paylaşabileceğin, yanında getirdiğin o çektiğin slow motion videolar ya da işte bir iki tane çok güzel kare ya da güzel olmasını beklemene rağmen atıyorum kötü çıkan bir iki kare falan var mı?
Abi şöyle, slow motion'da özellikle hani gerçekten kaliteli çekim yapmak istiyorlarsa doğal ışık kaynakları kullanmaları tercih edilir. Çünkü hani yapay ya da stüdyo ışığı kullandıkları zaman hani 960 kare saniyede böyle küçümsenecek bir kare hızı değil. Çünkü hani öyle bir teknoloji ki o, hani yapay ışıklardaki alternatif akımdan kaynaklanan o frekans düşüşlerini de algılıyor ışıktaki. Bu yüzden kamera sapıtmaya başlıyor, böyle yanıyor sönüyor sürekli. Ben 960 FPS'yi böyle biraz yazlık modmuş gibi düşünüyorum kafamda. Yani doğal olsun. Kışın da güzel çekim ya yapılır. Hatta şöyle bulutlu havalarda çok güzel çekimler yapılabilir yani. Yeter ki şey olsun, dışarıda olsun, olsun ve ışık olsun. İyi ışık alsın. Tamam, önemli olan güzel. Hadise o. Mustafa üçte... duyuyorsun değil mi? Mustafa da öğrensin. Mustafa beceremiyor 960 FPS video çekmeyi de. Abi ben de 3D taramayı beceremiyorum ya. Yaptın mı bir şeyler? Ya denedim ama her seferinde işte o ışık patlamasına maruz kaldım. Hani bu, o bir türlü o homojen ışığı ayarlayamadım. Bizim geçen hafta yayınladığımız işte benim şuralarda bir yerde, Berkin'in buralarda bir yerde hoplayıp zıpladığımız işte, videoyu gördün mü? Gördüm abi ya. Komik değil ya mi? Ben o gibi tarayamadım işte. Bir türlü beceremedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz de o taramayı ilk önce içeride yaptık. Yani ofis ortamında yaptık. Baktık başarılı, sonra çıktık bahçede yaptık. Daha başarılı olduğunu gördük çünkü şeyde. Ya çünkü orada hadise ışık alması. Hani uygulamada ben şeyi beklerdim açıkçası, hani iç ortamlarda tarama yapılması için lan bari feneri açalım da fenerden ışık alsın, öyle tarasın. Hani her seferinde zaten gezdirdiği alana o fenerin ışığını vereceği için en azından homojen bir çözüm sunardı. Şimdi senin laptopun da var mı senin üstünde? Evet. Kendi laptopun. Orada bazı notların var. Şöyle aşağı doğru biraz gitsek ya, unuttuğumuz bir şeyler varsa. Aslında genel olarak hepsinden değindik gibi. Değindik mi? Hani ben sadece burada işte tasarımın... Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bu kadar şeyden sonra mesela ben sana gelsem, ya Burç işte ben şu telefonu ya da bu telefonu, o telefonu kullanıyorum. Evet. Değiştirmek gibi de bir niyetim var. Evet. XZ1 mi alayım desem, bana XZ1 al der misin? Şimdi tercihlerin aslında XZ1 koyuyorsan abi... Yok yok bak ama gelip sana şey diyorum, XZ1 mi alayım diye soruyorum özellikle. Öbür soruya geleceğim. Evet. O bir sorum daha var. Al ama der ya misin benim bana? Için açık bir soru değil. XZ1 mi alayım dersen ben şimdi ne aradığını sorarım öncelikle. Hani şunu şunu kullanırım, şunu da bunu kullanırım, okay. XZ1 mi alayım? Hani ona göre bir cevap veririm. Mesela benim için kamera önemli desem, çektiğim güzel fotoğraflar çekmek istiyorum desem, bana XZ1 mi alayım Burç dersem, XZ1 al der misin? Fotoğraf ağırlıklı kullanacaksa HTC 11 de koysun bence. Düşün dersin, evet. İkisini de versin. Okay. Düşün dersin. Hani diyaframı açıklığı daha fazla olan ürünleri de düşünmesini söylerim. Tamam. Peki mesela ben sana gelsem desem ki işte Burç işte kullandığım telefon eskide, yeni telefon almayı düşünüyorum. Ne alayım diye sorsam, bana bugünün yeni telefonları arasında alternatifler sunarken XZ1'i onların arasında koyar mısın? XZ1'i koymam için bu az önceki konuştuğumuz muhabbetteki sıkıntıların da hallolması lazım. Hani XZ1'i almak aslında diğer cihazları da almak bir risk. Yani sadece burada Sony bazında konuşmayalım. Hani Türkiye'deki çoğu markanın bence garantide sıkıntıları var. Açık anlamda çok haklısın konusunda. Bu konuda, çok haklısın. Hani o yüzden hani ben artık şey diyorum yani hani bu hizmeti dahil edemeyeceğimiz fiyat opsiyonları da sunsunlar. Atıyorum garanti hizmet bedeli 500 lira mı? Hmm. 500 lirayı da almasınlar atıyorum. Ben o zaman önereyim yani. Şimdi bak sektörde çok büyük bir sorun var. Sadece cep telefonu sektörü değil, bilgisayar sektöründe de. Dünyada 1 yıl olan garanti Türkiye'de 2 yıl ya. Evet. Daha sonra dünyanın büyük ülkelerinin çoğunda 1 yıl olan o üniversal garanti Türkiye'de 2 yıl ya. O yüzden Türkiye'ye de satış fiyatını hesaplarken o artı 1 yıllık garantiyi de eklemek zorunda olduklarını söylüyorlar. Sen şimdi diyorsun ki bana garantisiz de satsın bu ürünü. Ya ben cihazı almak istiyorsam garantisiz de tercihimi sunsun yani ortaya. Hani hizmet falan da onun benim sorumluluğum olsun. Bunun yasal olarak mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Ama fikren kötü bir fikir değil. Yani sen şunu ya söylüyorsun. Çünkü paralel ithalat alan yolunda bir sürü insan var pahalı bulduğu için. Yani şunu söylüyorsun değil mi? Ben eğer şu paralel ithalatla resmi ithalat arasındaki en büyük fark ne? İşte birinde teknik servisi alacağın garantiyken öbüründe nasıl bir hizmet alacağın, sana satılan adamın profesyonelliğiyle alakalı. Ben teknik hizmet almamayı peşiyle kabul edeyim. Evet, marka da bana daha ucuza versin bu cihazı. Aynen öyle. Bence bu şey ne derler? Son kullanıcının hakkı olan bir talep. Hani böyle olunca çünkü... Yani Sony bana kalkıp şey dememeli. Hayır canım ben sana bu 2 yıllık garanti peşindeyim. O zaman vereceksin mutlaka ya hizmeti. Satmak zorundayım dememeli mesela. Hani garanti benim paramın şeyi olmamalı yani sadece. Güvencesi olmamalı. Hani ben garantiyi hizmeti de alabileceğimi de bilmeliyim. Anladım ne söylediğini. Bence bu şey haklı bir talep. Eğer yasalar buna uygun değilse bile sanki yasaların
bu opsiyonu da devreye sokabilecek hale getirilmesi lazım. Tabi burada en büyük sorun şu, bak mesela şimdi seninle konuşurken aklıma geliyor. Senin gibi benim gibi konuyla ilgili çok bilgili olmayan insanların satış anında bak işte 300 lira daha az verirsen şöyle bir imkanın da var diye yönlendirilip sonradan mağdur oldukları zaman da devletin kapısına gidip bu cihaza hizmet alamıyorum diye serzenişte bulunma ihtimalleri var. Çünkü iki opsiyon var burada. Hani vakit mi kaybedeceğim, para mı kaybedeceğim? Yani sen diyorsun ki tercih farklıdır. Hani ben vakit kaybedeceğim, para kaybedeceğim. Ne olursa olsun bu işlerin düzenlemesini yapan kurumun bence bunu da bir opsiyon olarak düşünmesi lazım. Çok haklısın. Bu telefonun fiyatıyla eşdeğer donanımlardaki diğer markaların telefonu... Ben şuraya yazdım. Yazdım direkt söyleyeyim. Tamam. Kıyaslama için. Bir şey var, fiyat farkı var. Şöyle, o fiyat farkı garantili bile... olanlar ve ithalatçı olanları... Okusana bize. Mesela olası rakipleri şu an geçen senenin amirallerinden SD Edge olabilir. Fiyat bazında rakiplerini söylüyorsun değil evet, mi? Evet, fiyat bazında Mate 9 alabilirler. Gayet kullanışlı telefondur. Bir de bu seneden P10 alabilirler. Çünkü P10'un fiyatı aşağı yukarı o civarlara geldi. Onun haricinde bir de ithalatçı garantileri yazdım. İşte HTC 11 alabilirler Delta garantili. Bir de Çin menşeli ürünleri alabilir. Xiaomi Mi 6, Oppo 5 filan. Okey. Oppo demişim OnePlus. Bunun Türkiye Sony garantili, ya yani Türkiye garantili olduğunu varsaydığımız için 2600 lirayı. Evet. Ben Türkiye garantili diğer ürünlere bakıyorum. Ve işte bunun da 835 işlemci olduğu için 835 işlemcili diğer cihazlara baktığımda arada bir fiyat farkı görüyorum. Zaten senin bu cihazı satın almandaki en büyük nedenlerden birisi de o fiyat farkının zaten bu cihaz ilk çıkış fiyatında bile olması. Sonra 2599 liraya düştüğü zaman da o bankasın daha da açılması ya. O anlamda baktığımız zaman, yani fiyat performans anlamında baktığımız zaman bu cihazın senin genel skalandan aldığı puan daha da artıyor mu? Sadece fiyat performans olarak baktığımız zaman. Abi cihazın zaten tek olayı fiyat. Cazbi. Okey, tamam. Adam ısrarla alınır alınmaz, evet almanı öneririm falan gibi bir şey bana söylemiyor. İyi, ben memnunum. Fakat gönül rahatlığı önermiyorum sadece bu. Ha, bak şimdi bu da çok güzel. Çok kesin bir şey. Süper, bu da çok güzel. Ben cihazdan çok memnunum. Ben işte geri geldiğinde Alman ROM'u kuruyorum, bilmem ne yapıyorum. Evet. Sony'deki adamların beni biraz sinir etmelerine psikolojim el veriyor. Onu şey yapabiliyorum, manyak oluyorum. Ya bildiğim bir sistem olduğu için artık bu ben alıştım, kaldırabiliyorum. Falan. Ama bunları kaldıramayacak, yapamayacak bunu adam... Bunu yapamayacak bir sürü kullanıcı da var yani, ben bunun da farkındayım. Ya da gidip uğraşmayacak, vakit kaybetmeyecek. Senin hiç bir mahsur yoksa şu noktada şöyle aşağı doğru bir hızlıca bakabilir miyim? Tabii ki. Herhangi bir şeyi şey yapmak istemiyorum. Şöyle ben aşağı kaydım. Tamam, sen biraz kaydırsın. Bu ekrandan falan tek tek bahsetmenin bir mantığı var mı? Çünkü sen zaten cihazın... Ekranla ilgili abi şunu söyleyeyim. Teşhir ürünlerine çünkü dikkat ettim. Hani bazı ekranlar alacak olanlar dikkat etsin. Bence XE Premium'a kıyasla biraz daha bence üretim kalitesinden ötürü ya da piksel diziminden ötürü diagonal çizgilenmeler olduğunu gördüm. Öyle mi? Yani bak bu ona önemli. Ona dikkat etmen lazım çünkü biz bunu bayağı bir tartıştık. Senin kullandığın cihazda böyle bir şey var mı? Abi ben büyüteşli falan bakmam gerekiyor, fark etmemiştim. Okey, tamam. Ama olabilir yani. Ona dikkat etsinler. Tamam. Eyvallah. Performans arayüz akıcılığı demişsin. Ondan hiç bahsetmedik. Üzerine konuşmaya gerek var mı sence? Ya ve sıkıntı olmadığı için yok. Yok, okey. Ses, bu hani Xperia konuştuğumuz zaman sesi mutlaka konuşmak gerekiyor. Sence seste bir değişik, yani XZ'ye XZ'ye... Abi sesi arttırmışlar. Hı-hı. Fakat kalitesi konusunda basslarda birazcık eksiklik var. Ama bence tatminkar. Şeye göre mi? XZ'ye göre falan mı? Yani arttırırken şey mi yapmışlar? Biraz ya, kalitesi... XZ'ye kıyaslanır mı? XZ Premium'a göre. Çünkü o da oraya güncellemesinden sonra onun da bayağı bir sesi arttı. Hani XZ Premium'un sesi bana daha hoş geliyor hoparlör açısından. Okey. Bence çok teşekkürler. Bu kadar geniş bir platformda şeyi XZ1 ile ilgili görüşlerini bizimle paylaştığın için... Ben hangi telefonu böyle uzun süre elimde tutsam sallasam elimden düşürüyorum ya en sonunda. Senin telefonunu düşürmeden sana bir video olayım. Lütfen atıyorum mesela, ben şeyi biliyorum. Sen bu telefonu alıp bir yıl kullanıp değiştirmezsin. Kullanırsın. Bir süre sonra işte bir iki güncelleme falan aldıktan sonra XZ1'in ne durumda olduğu ile ilgili yeni bir video çekmemiz gerekirse... Senin deneyimlerinle ilgili. Lütfen beni haberdar ediyor ol yine. Tamam abi, duruma göre haberleşelim. Aynen öyle. Haberleşelim. Arkadaşlar... Önündeki telefonu, onu da söyleyelim izleyiciler.
burada açıkta durdu ama. Dedim. Şu telefon mu işte? Evet. Bunu anlayan anladı dedim hani ne olduğunu. Türkiye'de yok ya. Bu arkadaşlar... Zaten ipucunu verdin yani. Daha söyleyecek bir şey kalmadı. Bu şey XZ1 kompakt arkadaşlar. Türkiye'de satışa çıkmayan telefon. Bana soracak olursanız çikolata kutusu gibi görünüyor öyle değil mi? Hani böyle çok şirin bir şeyi var. Küçük ve biraz kalın. Kibrit peçek kitabı arasında kalmış bir şey. Çok şirin duruyor ama yani onu şey yapmak lazım. Ya, tam telefon işte. Yine benim kendi fikrim ne derece gören elini almaya şansı olan arkadaşlar bana katılıyor bilmiyorum ama Sony'nin bugüne kadar yaptığı en güzel görünen kompakt telefon bence. İnşallah bundan sonraki seviyelerde daha güzellerini de yapıyor olur ama çok hoş. Bunu buraya koymamızın nedeni de arkadaşlar Burç abi masanın üstünde bir tane XZ olsun mu dedi. İşte bir XZ bulduk. Ben de Burcu'nun naziri olsun dedi. Çünkü Burcu'nun da şeyleri sevdiğini biliyorum. Kompakt telefonları sevdiğini biliyorum. Ona... Ya bana küçük gelmese severim de aslında o kadar şey olmadım. Burcu'nun naziri olsun diye yani böyle koyuyordum. Bu telefonla ilgili bir şeyler yapacak mıyız diye soracaksınızdır büyük bir ihtimalle. Berkin ve Mustafa bir şeyler yapıyor. Ama en nihayetinde Türkiye'de pazara çıkmış bir telefon olmadığı için de bizim fokuslarımızdan birisi değil. Biz bunu yurt dışından getirdik. İşte niye getirdik? Elimizde bir tane bulunsun diye geldi. Bazı bir iki şey yaparız, test yaparız. İşte bunun kamerasıyla XZ1'in kamerasını, bunun hızıyla XZ1'i falan şey yaparız, kıyaslarız. Onları yayınlar mıyız bilmiyorum ama en azından... Benchmark olarak biz kendimiz bilelim diye. Çünkü biz bunu siz bilmiyorsunuz ama birçok telefonla yapıyoruz zaten. Yani hani kanalda mesela garanti kapsamında olmayan telefonların incelemesini yayınlamıyoruz. Ama o telefonların bir kısmı bizim elimizden geçiyor. Biz onları pil testi yapıyoruz. Ben sadece kullanıcı yorumlarında gördüm. Aynen öyle. Kullanıcı yorumunda herkes katılıp şey yapabiliyor. Kendi telefonunu anlatabiliyor ama biz yine de o telefonlarla pil testi yapıyoruz, hız testi yapıyoruz. Ki Türkiye'deki telefonlara göre ne artı ne eksi yönleri var anlayabilelim diye. Bununla ilgili de bir yayın şey test yapacağızdır. Yapmaya başlamışızdır. Mustafa'nın suratını anladığım kadarıyla başlamışız. O testi de sizle paylaşır mıyız paylaşmaz mıyız bilmiyorum. O konuyu belki bilir. Ama sizden bir ricam var arkadaşlar. Lütfen siz de kendi kullandığınız telefonla ilgili, telefonun markası modeli ne olursa olsun, benimle kontak kurun. Ersin'e tvp.com.tv mail adresine mail atın. Ve aynen Burç'un yaptığı gibi misafirimiz olun. İşte bir çay kahve içerken burada sizin kendi kullandığınız telefonla ilgili memnun olduğunuz, memnun olmadığınız yanların ne olduğunu izleyicilerimizle paylaşıyor olalım. Her zaman söylediğim gibi Burç gibi arkadaşlarımızın sizin görüşünüze katılıp kendi telefonlarıyla ilgili söyledikleri her şey bence ben de dahil olmak üzere piyasada teknoloji editörüyüm diye geçinen herkesin söylediğinden daha değerli, daha objektif. Ve parayı siz verip o telefonu siz kullandığınız için bulunmaz yorumlar, eşi benzeri olmayan yorumlar. Lütfen o yorumlarınızı bizim kanalımıza ve aracılığıyla diğer arkadaşlarla da paylaşıyor olun. Yani bu da demektir ki sizi de bu koltuğa bekliyoruz. Benimle kontak kurun. Siz buraya gelip oturup kendi telefonunuzla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşıncaya kadar, o videolarda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.